Medya Haber'den merhaba. Alternatif gündemle karşınızdayız. Gündemimiz ise işgalci Türk devletinin barbar saldırıları. Dün barbar saldırılardan biri Şengal'de çarşı merkezine gerçekleşmişti. Bugün ise aynı barbarlıkla bu kez Şengal'de bir hastaneye saldırdılar. Hastaneden gelen bilgiler var. Yaralananlar var, çok sayıda yaralının olduğuna dair bilgiler de var. Saldırılar hala devam ediyor. Bunu ağırlıkla konuşacağız, Şengal'i konuşacağız. Alternatif gündem başlıyor. Önce sıcak bilgileri paylaşalım. Demiştik, Şengal'de bir hastaneye saldırı gerçekleşti. Soykırımcı Türk Devleti'ne ait savaş uçakları bir kez daha Şengal'e saldırdı. Şengal'e saldırıda bir kez hastane hedef alındı. İşgalci Türk Devleti'ne ait savaş uçakları Şengal'in güneyindeki Skeniye köyünde bulunan hastaneyi bombaladı. Bombardımanda hastanede tedavi gören çok sayıda kişinin yaralandığı ve yaralıları kurtarmaya çalışan köy sakinlerinin bir kez daha bombalandığı belirtildi. Köyde işgalci Türk Devleti'ne ait SİHA'ların hareketliliği nedeniyle halkın hastaneye ulaşamadığı belirtildi. Sıcak gelişmeleri bağlanıp telefonlarla almaya çalışacağız ama Şengal'e dün de saldırı olmuştu. Çok uzun dönemdir DAEŞ'in yapamadığını yapmaya çalışan bir Türk devleti var. Bununla ilgili haber merkezimizin hazırladığı bir dosya var. Dosyanın ardından konuğumuzla Şengal'deki gelişmeleri değerlendireceğiz. Ezidiler Osmanlı'nın ilk fermanından bu yana 74 ferman yaşadı. Son ferman 3 Ağustos 2014 tarihinde Türk Devleti'nin her türlü desteği verdiği DAEŞ tarafından gerçekleştirildi. DAEŞ binlerce Ezidi'yi katletti, kadın ve çocukları pazarlarda sattı, yüz binlerce Ezidi de göç etmek zorunda kaldı. İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen saldırılar YPG-YPJ savaşçılarıyla HPG-YJ'lar gerillaları tarafından durduruldu. Şengal'in DAEŞ çetelerinden özgürleştirilmesinin ardından evlerine dönen Ezidiler, fermanların bir daha tekrarlanmaması için YBŞ ve YJŞ çatısı altında öz savunma güçlerini oluşturdu ve kendi iradeleriyle bir özerk yönetim kurdu. Ancak DAEŞ saldırılarında büyük bir rol oynayan işgalci Türk Devleti, DAEŞ'in yapamadığını tamamlamak için Şengal'e yönelik yeni saldırılara başladı. Türk Devleti'nin finanse ederek Kürt halkına dönük saldırılarda kullandığı ve adına Roj Peşmergeleri denilen güç 2 Mart 2017 tarihinde Şengal'a saldırtıldı. Bu saldırıda 2 HPG gerillasıyla 5 YBŞ ve YJŞ savaşçısı şehit düştü. DAEŞ'in hemen ardından Şengal'e yönelik savaş uçakları ve SİHA'larla onlarca katliam saldırısında bulunan işgalci Türk Devleti, Ezidi halkının öncülerini hedef almaya başladı. Tam 40 yıl boyunca Kürdistan Özgürlük Hareketi'nde öncü rol oynayan ve fermanın ardından Şengali küllerinden yeniden doğuran bir mücadelenin öncüsü olan Mamzeki Şengali, 15 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleştirilen hava saldırısında şehit düştü. Mamzeki Şengali'nin mücadele azmini örnek alarak YBŞ komutanlığı görevini yürüten Zerdes Şengali 15 Ocak 2020 tarihinde Şengal'in Dükire köyüne yapılan hava saldırısıyla şehit edildi. Türk Devleti son olarak 16 Ağustos 2021 tarihinde Şengal'de Suka Kevin olarak bilinen ve DAEŞ'in yüzlerce Ezidi kadını kaçırdığı yer olmasıyla hafızalara kazınan caddeye SİHA'larla saldırdı. Bu saldırıda YBŞ komutanı Seyit Hasan ve YBŞ savaşçısı İsa Khadeda şehit düştü. Mamzeki Şengali'nin şehit edildiği tarihe denk getirilen bu saldırıyla bir kez daha Ezidi halkını yeni fermanlardan koruyan mücadelenin öncü isimleri hedef alındı. Şehit Seyit Hasan sadece YBŞ komutanı değil, uzun yıllar Tevda başkanlığı da yapan Ezidi halkının toplumsal mücadelesinin öncülerinden biriydi. O, Avrupa Parlamentosu'nda Ezidi halkı adına konuşan ilk kişiydi. Kürdistan, Orta Doğu ve Avrupa'da Şengal halkının Demokratik Özerk Meclisi'nin resmi statüsü için diplomasi çalışmalarında da yer aldı.
Ezidi halkının inancına olduğu kadar ulusal kimliğine de sahip çıkan pratiğiyle halkın büyük sevgisini kazanan Said Hasan, Irak Başbakanı Mustafa Kazimi'nin bölge yapacağı ziyaret öncesi şehit edildi. Saldırı Türk Devleti'nin baskısıyla KDP ile Bağdat hükümeti arasında 9 Ekim 2020 tarihinde imzalanan ve Ezidi halkının yeni bir ferman olarak tanımladığı Şengal Anlaşması'nın bir parçası olarak tanımlanıyor. Barbar saldırılar sürüyor dedik. Bölgeden gelen sıcak haberler, sıcak görüntüler de var. Bunları gazeteci arkadaşımızla konuşacağız ama öncesinde kısa bir görüntü var. Haber merkezimize ulaşan hastanenin görüntüleri, o görüntülere birlikte bakalım. Ardından bölgedeki gelişmeleri alacağız. Görüntülerde gördüğünüz yer bugün Türk Devleti'nin Skeniye köyünde bombaladığı hastanenin görüntüleri. Bir tek kez değil, birkaç kez üst üste bombalandı. Halkın bölgeye ulaşması, yaralıları kurtarması da engellendi. O hastanenin haber merkezimize ulaşan görüntülerini sıcağı sıcağına izleyicilerimizle de paylaşıyoruz. Yaşanan çok net, somut dumanlar hala çıkıyor ve tam anlamıyla bir barbarlık, bir insanlık suçu. Hastanede hastalar var, yaralılar var. Hastanede, o bölgede tedavi görenler var ve Türk Devleti SİHA'larla, savaş uçaklarıyla o bölgeyi pervasızca bombalayabiliyor. Annelerin ne dediğine bakalım. جاریت دنیای در دنگی خوب کن جاییت خوب کن بر بس کافرستانی دلی و داد چه بیب بر رحم که بی دلی و هم جی انسانین خوی نداره که خوی نداره که با قرار خوی نداره که وای وارا خوده داد که کسا با وارا سر بار خورتا وارا وارا سر بار خورتا داد که کسا Bölgeden gelen sıcak tepkilerdi. İlk tepkilerde annelerin söyledikleri var. Çok önemli şeyler söylüyorlar. Bir hastanenin bombalandığını ve hastaneyi DAEŞ'in bile bombalamadığının altını özellikle çiziyorlar. Diğer taraftan bir anne de bir bütün olarak dünyaya seslenirken bizi yalnız bırakanların tümü bu saldırının suçlusudur, ortağıdır diyorlar. Bir diğeri ise bu boyuta Irak Devleti açısından dikkat çekiyor ve Irak Devleti'nin de esasen Türk Devleti ile birlikte hareket ettiğini ve hastanelerin bombalanmasından sorumlu olduğunu söylüyor. Orada bu uçaklar Irak Devleti'ne aittir derken de Irak Devleti ile Türk Devleti'nin birbirinden farkının olmadığına dikkat çekiyor. Özellikle Ezdilere dönük fermanlarda bir ve benzer düşündüklerinin altını çiziyor. Evet, bölgeden sıcak gelişmeleri alacağız dedik. Gazeteci arkadaşımız Rojbin Deniz telefon attığımızda. Evvela Rojbin, Rojbaş. Denbaş. Brastici, Doji, İroji, Disa, Ferman Ekil, Sergeli, Ezdi, Pektini, Devlet Ahov, Ya, Tırka, Çiye, Revşa, Dumahil, Vandera, Bikerem, Ahutut, Kariş, Berak, Kalbiki. Bele, yani bele valla naha mürüt karabici kudu. Atmosfere ki gelik giren heye, deskinili gel hasta kana gel. Le saat 3'e terin Tırka,
ku avdemek perde rejel ser asmanin şengal edigeryan ben haber digeryan du erişek pekani bun fermandariye beşe Said Hasan u Şervan Said Xodeda İsa Xodeda şehit ketgun de iroji aynı erişek bu beşe pekanin ama amkarmışın ku erişa iro erişek he grantır he dijvartır bu le saat se le nakhoshxana fikrini nakhoshxana ku gel fedase derman kiren erişeke havai pekat de demo ku eriş pekat halki ve de ki bera kudan nakhoshxane khasın birindar akhlas dükün demo ku halk geç nakhoshxane bisa erişekin pekahat halk mecbur bisa kapaş tavkir le jara sem bisa khasın khabi gerin birindar le jara sem bisa erişeke havai pekanin de encam da nakhoshxane be tamami ruhya le hindre nakhoshxane gelek nakhosh çabun nakhoshin ku de ber pandemi tedavi diten havun u har va nakhoshin ku le jur be jur nakhoshi ku havun le ve khastakhane derman bu am de karam bejin ku de nakhoshxane sikini de harem da le nakhoshxane ku ku hami gel ber khod da gelime arab de ki hani ku ber khod de gel ezi ber khod de da و ده هجمان نخواش وجود نخواش خانه دا گلگ بون لیریش هم هم دکارم بشی کن لزانه بون سر نخواش خانه تکلیش بکن نخواش خانه جهه که گلگ دیار جهه گلگ دیاره و خاتون چونی خوشی گلگ سه چکرن و نها گل همه به درکی هم دکارم بشی نه تایبت دایک به هر سکه گلگ مزن نها لبریندارا شهید آلبن انکاز در تکلیش برکو همه نخواشخانه حتی روخاندن حتی نها چند بریندار و چند شهید در کتن هجماره که تام دیار نینه دیاره که هجماره که گله که دبست دیده جه بیش بر آگاهی که کتی بردستی مه اوه که گله که نخواش هبوند نخواشخانه دا نوان داره که مگود عرب جه هبون حرم مدینه مدی بانجی گله کس برا خدا بون به نخواشخانه که جد خواستن نخواش خود درمان بکن لوده که نه خر گل عرب جیه از بی عرب همین حالا ویدن که کم بونه او براستی هر سکی گل گل مزن هیا همان کارم بیشتر دست کی دا همان نزدیک نخواشخانه پنجی متر پنجی متر نزدیک نخواشخانه تابوره که لشکری عراق هیا لحظه نه چیز سال لوده ملی دا دنگی که بی دنگی که هیا او خیلی ذاتن نه عجیب بود نخواهد دستور لبهم بری وی ابتدی نه وسط آگاهات هات گوتن هات هات دست بر دستی میکنن ها خال دخوازی بر بر وی تابوری بمشه نج بر راستی عزیز من گله گله مزند گل ده هیا و هر از دیده جی خال کویتش دیده بیشی تایب دایک ویتش دیده بیشی هاتنا کازمی و مساجی کو کازمی پیش دا دا خویا کرین کو او پلان گریا کل سر از دیا او فرمان کل سر از دیا خاطر و مشاندن لبردام دیکه او عراق یسون داره خاریه او قدر پیج یسون داره خاریه او به هفکاریا ترکیه بکن او به فرمانه بردام بکن گل جیوه تکده بشه گل انجام اوان ایریشانه به وش آزه دخونه او عجزبونه خو لبرنبر حکمت کازمی لبرنبر دولت عراقی لبرنبر اکوژی همه کسی که بدنگن لبرنبر اوان ایریشانه گل دایی که حلوستی خوالی برم بری وان دادین نشاندان بله اینها دیجی بویری امدکارن وانه را بگینیم زور سپاس هوالا روشبین زی برگرینم ترکیجی دیسا همید ساعتم پشت آگاهی جوه بگرم evet, gazeteci arkadaşımız Rojbin Deniz'le konuştuk. Önemli bilgiler verdi. Dün yine biliyorsunuz Şengal'e dönük bir saldırı vardı. Seyit Hasan ve İsa Xodeda, YBŞ komutanı ve YBŞ'li İsa Xodeda'nın katledildiğini söyledi. Ve bugün saat 3 sıralarında, yerel saatle 3 sıralarında gerçekleşen saldırının daha ağır olduğunu söyledi. Bugün gerçekleşen saldırı sonrasında halk hastaneye yöneldi. Ancak hastaneye yönelen halkın o hastaneye ulaşması engellendi. Bombalamalar o esnada da devam etti diyor. Hastanedeki yaralılara ilişkin bilgiler verdi. Hastanede COVID hastalarının bulunduğunu, bunun yanı sıra diğer hastaların da bulunduğunu söyledi. Çok sayıda hasta olduğunu belirtti. Ama diğer taraftan saldırının da çok bilinçli bir biçimde olduğuna dikkat çekti. Anneler ve halk arasında
yaralı ve şehit yakınları da var hastane önünde toplananlar arasında. Sayıya ilişkin bilgi veremiyoruz dedi. Sayı tam değil. Sadece çok sayıda olduğunu söyleyebiliriz ama sonuç itibariyle hastaneye dönük bombalamada yaralı da şehit de var dedi. Hastalar arasında yaşamını yitiren ya da yaralanan hastalar arasında bölgedeki Araplar da var. Onlardan da gelip tedavi görenler oldu diyor. Bu özellikle Medine'den gelen Araplara dikkat çekti. Halkın büyük bir öfkesi olduğuna da vurgu yaptı. Bunun temel nedenlerinden biri de hastaneye tam 50 metre yakında Irak ordusunun bir taburu var. Biliyorsunuz Schengen Anlaşması'ndan sonra o bölgeye bir grup Irak askeri de gelmişti. O tabur var. O tabur da bu saldırı sonrasında herhangi bir adım atmamış. Halk ona da tepkili ve tabura doğru bir yürüyüş yapma hazırlığı olduğuna vurgu yaptı. Yine Kazimi'nin gelişine ilişkin de dedi, evet Şengal'da açıklama var, oraya geç. Evet, o evet biraz önceki Arapların açıklamasını ekranlarımızda da görüyorsunuz. Rojbin arkadaşımız da bahsetmişti. Özellikle onların tepkilerini de yansıtıyor. Arapça konuşuyorlar. Tabii Arapçayı simultane çevirme olanağı yok şu anda. Yine de kısa bir ses dinleyelim hemen ardından yine. اولا داعش وثانيا تركيا والله العظيم هذا اللي شرام عينه هذا اللي شرام عينه هذه الطلقات على حال الدول دي مشان وين كلام العراق وين سياده العراق وين الكاظم اللي يشوف اللي شو العمل هذا انقتل اكثر من حول 100 طفل اكثر من 110 100 امراه راح نشوف كل الموجود تفرج على قادر اطفال من حد البليه من حد الرقاد Çok konuşuyorlar dedik. Arapça konuşurken de sorumlunun Türk devleti olduğunu, Türk devletine az buçuk anladığım Arapçayla söylüyorum. Türk devletine tepki gösterilmesi gerektiğini söylüyorlar. Biraz önce Rojbin arkadaşımız da demişti. Hastanede yaşamını yitiren, tedavi için orada olan Arapların da olduğu ya da yaralanan Arapların da olduğu söyleniyor. Ama dediğim gibi henüz net bir sayı yok. Bu konuyla ilgili bir sayı veremedi Rojbin arkadaşımız. Yine Kazimi'nin gelişinin hemen ardından böylesi bir yaklaşımın olması aslında bir ortaklığın da olduğunu gösteriyor. Şeklinde bir belirlemede bulunduğu bölge halkı böyle düşünüyor. Ve bunun yeni bir ferman olarak değerlendirdiğini, fermanın devam ettiğini söylüyor. Ama tabii diğer taraftan halkın tepkilerine dönük de belirlemelerde bulunurken annelerin de bölgede bulunan diğer insanların da direniş mesajı verdiğini ve sessiz kalanların da bu suça ortak olduğuna dikkat çekti. Bunları konuşacağız. Skype hattımızda kendisi de Ezidi olan Yeni Yaşam gazetesi yazarı Azat Barış var. Sayın Barış, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Doğrusu dünden bu yana Şengal'e dönük artık yeni bir ferman diyebileceğimiz düzeyde bir saldırı var. Nedir bu politikayı tam olarak nasıl açıklamak mümkün? Çünkü hiçbir kurala da uymuyor. Dün çarşı merkezi açık bir şekilde bombalandı. Bugün de sivil bir hastane bombalandı ki hala bile yaralı ve yaşamını yitiren, şehit düşen sayısı tam olarak bilinmiyor. Nedir bu durum? Evet, annelerin de aktardıklarından gördük zaten buradaki amacı ne olduğunu. Ve Türkiye öteden beri bunu yapıyor. Bölge devletleri neredeyse görüş birliğini yaparcasına izlere karşı bu tür saldırıları devam ettiriyorlar. O nedenle ben annelerin söylediklerine katılıyorum. Herhangi bir ekleme yapmak istemiyorum. Sadece daha da net bir ifadeyle, bir dille bunu tekrarlamak istiyorum her şeyden önce. Bu son korsan hava eylemi saldırısı da büyük bir şakirliktir, büyük bir haydutluktur, gözü dönmüştüktür ve ezlere karşı süren 73. fermanın bir devamıdır. Yani başka bir ifadeyle kısa tercümesi şudur, İslam Devleti'nin yani IŞİD'in bitiremediğini büyük ağabeyleri başka metotlarla bunu bitirmeye çalışıyorlar ve Türkiye bunu kendi başına yapmıyor. Türkiye'nin içinde bulunduğu çoklu kriz meselesi bunun bir açıklaması değildir. Erdoğan'ın
elinin zayıflanmasıyla başlayan bir süreç değildir sadece. Öteden beri aslında dini tendanslı, mezhebi tendanslı Ezidi karşıtlığı üzerinden kurulan bir şeydir. Bu tarihin seçilmiş olması manidardır, çok önemlidir. Sembolik değildir, bir metafor değildir, olgulara dayanan bir meseledir. Çünkü Ezidi kolektif hafızasını hedef alan bir meseledir bu. Çünkü daha önce işte Zeki Şengali'nin de şehadetini biliyoruz. Daha önce Şengal saldırılarını biliyoruz. Ve Ağustos ayı Ezidi toplumsal hafızasında edindiği yer çok dramatiktir. Çok büyük bir trajedidir. Dolayısıyla fermandır, sürgündür. Ve her seferinde tam da bu ayda Ezidilere bu katliamı hatırlatırcasına Türk Devleti ve onun kolluk güçleri Şengal'ı bombalıyor. Şimdi burada iki önemli mesele var. Bir, Ağustos ayının seçilmiş olması. İkincisi ise Afganistan'da bütün olup bitenler, yani daha doğrusu Sunni İslami şahlanışın yaşandığı bir dönemde Erdoğan'ın elini kolunu sallayarak ve bütün Avrupa ülkeleri, dünya ülkeleri, NATO'nun ileri demokrasiyi savunan bir güvenlik güç olarak gördüğü bir dönemde NATO'nun bir üyesi dünyanın en savunmasız halklarından biri olan Ezidilere saldırıyor olması kabul edilir bir şey değildir. Başka izahatı yoktur. Çünkü bu Sunni İslami bir şahlanışın dışa vurumudur. Ezidi karşıtlığıdır ve bu mezhebidir. Dolayısıyla Ezidilerin Kürdistan histografisi içindeki yerine baktığımızda da veya Şengal'ın jeografi yani jeostratejik konumuna baktığımızda da bunu ne anlama geldiğini çok iyi görürüz. O nedenle bu saldırı tekil değildir, kendi başına değildir, Türkiye'nin kendi başına aldığı bir karar değildir. Annelerin de ifade ettiği gibi çoklu aktörlerin rol oynadığı bir saldırı olduğu çok aşikardır. Biliyorsunuz ilk saldırı yani 16'sında gerçekleşen Şengal şehir merkezinde gerçekleşen saldırı 3 saat sonra saldırının hedefi olan ve onun anılarının karşısında saygıyla eğildiğim Hasan'ın da içinde yer alacağı bir heyet olacaktı. El Kazım ile görüşülecekti 3 saat sonra. Ama 3 saat önce koordineli bir şekilde bir nokta atışı ile Şengal'ın önde gelen diplomasi havarisi, siyasetçisi ve aynı zamanda önemli bir askeri dahi de uzman da bu saldırıda gidiyor. Peki Kazım ile görüşecek olan, bu heyetin başını da çekecek olan Hasan'ın Türkiye'ye karşı ne olabilir ki? Yani Irak bunu kabul ederken, Irak görüşürken, Türkiye'nin böyle bir saldırıya, böyle bir saldırı gerçekleştirmesinin nedenleri nelerdir? Neyle açıklayabiliriz? Dolayısıyla bunu çok önemli bir soru diye düşünüyorum. Ve bu sadece bir yanıtta saklı değildir. Çok daha stratejik ve derin bir şeydir. Tamamıyla bu bağlamda meseleye bakmak lazım. Hastane ise bence bütün dünyanın bir utancıdır. Yani savaş esnasında bile hastaneler hiçbir zaman saldırıya uğramaz. Sesim geliyor mu size? Çok önemli şeyler söylüyorsunuz aslında, dikkat çekici başlıklar. Bunları belki biraz adım adım açarak da gidelim. Hastaneye değindiniz, geldiniz o noktaya da belki eksik kaldıysa orayı açın diye soruyorum. Özellikle böyle sivil bir hastaneye saldırmanın pervasızlığını dünya nasıl karşılar? Gerçekten uluslararası kurumların bu anlamda sorumluluğu ne, ama anneler de, Şengal'in özerk yönetiminin yöneticileri de, bölge halkı da Irak'ın rolüne dikkat çekiyor. Yani Irak eğer devlet olsa bu saldırıya tepki gösterir, sessiz kalmaz, devlet olmanın gereğini yapar. Irak devlet değilse Türkiye sınır aşarak bu kadar pervasızca saldırır. Bu da Irak'ın bir devlet gibi davranmadığını gösteriyor diye Irak'a da tepkiler var. Yani Türkiye'ye dönük tepki ve öfke zaten tarif edilemez. Ama hem hastaneye pervasızlık hem de özellikle Irak'a Türk devleti üzerinden geliştirilen bu öfke ve tepkiyi de yorumlamanızı istiyorum.
Evet, yani dünya devletlerinin yaşadıkları ahlaki çürümüşlük zaten gözler önünde. Özellikle son Afganistan meselesinden daha net bir şekilde görüyoruz. Bir insanlık dramı yaşanıyor. Bu kadar küçük ve dünyadan uzak bir yer olan Şengal'da böyle saldırılar karşısında ses çıkarmayacaklarını hepimiz biliyoruz. O nedenle Şengal'ın kendi gücünü oluşturması lazım, kendisini savunması lazım. Şimdi bunu altını çizerken aslında şuna da vurgu yapmak lazım. Sizin de sorunuzun yanıtı aslında şu. Bu tür sabotajlar yapılırken, bu tür korsan eylemlere karşı yapılırken bırak merkezi hükümet ve Güney Kürdistan hükümeti yani KDP tendanslı Erbil hükümetinin sessiz kalması kabul edilir bir şey değildir. Ya bu olayın, bu saldırının, bu ölümün, bu katliamın ortaklarıdırlar ya da gerçekten güçten yoksun, bunun karşısında yapacakları herhangi bir şeyleri yoktur. O nedenle eğer ikincisi doğruysa bunlar devlet değildir. O nedenle orada yeni bir şeyler inşa edilmesi lazım. Ama eğer devlet derse, eğer güçleri varsa ve kendi egemenlik sınırları içerisinde kendi vatandaşlarına karşı böyle saldırılar üçüncü bir güç tarafında gerçekliyor ve ses çıkarmıyorsa bilin ki bu projenin ortaklarıdırlar. Çünkü Şengal meselesi sorunun çözüm arayışına yanaşmak istemediklerinin bir belirtisi olarak görüyorum ben bunu. Oysa Kazimi'nin işte Musul'u ziyareti, toplu mezarların ziyareti ve sonradan oradan Şengal'a geçip yine Şengal Üst Savunma Birlikleri'yle ve Şengal Özerk Yönetimi'yle görüşme yapmak istenci çok önemliydi. Yani çözüme dahi aslında bir adımdı bu. Bunu engellemek istiyorlar. Dolayısıyla bu Türkiye'nin kendi başına yaptığını düşünmüyorum. Yerel güçlerinde desteği olduğu zaten koordinatlardan anlaşılıyor. Askeri olarak anladığım hiçbir şey yok ama Orta Doğulu olmamdan dolayı, doğumla birlikte bir savaşın içinde olmamdan dolayı hepimiz öyleyiz. Bunu ne anlama geldiğini hepimiz artık biliyoruz. Hiçbirimizin kandırmanın bir anlamı yok. Orada yerelden koordinatlar eğer verilmezse bu bir merkezde, herhangi bir merkezden işleyen koordinatlardır. Bunu yapmak mümkün olmadığını İmam Zeki Şengali olayından da gördük, buradan da gördük. Dolayısıyla yerelde çok net bir şekilde bir koordinat akışı olduğu, bilgi akışı olduğu kesin. O nedenle Irak'ta bu işte sorumlu ve Güney Kürdistan hükümeti de bu işin bir sorumlusudur. Bunların kendi sorumluluklarını yerine getirmeleri, ezlerin karşısında bu olayın karşısında sessiz kalmaları kabul edilir bir şey değil. Çözüm boyutuna dikkat çektiniz. 9 Ekim anlaşmasını yine hatırlatarak sormak istiyorum. Hem Güney Kürdistan'ın özellikle KDP yönetiminin buradaki sorumluluğunu açmanız. Çünkü ondan da bir tepki gelmedi şimdiye kadar. Ki hastaneye saldırı anında tepki gösterilmesi gereken bir durum. Yani bundan daha barbarca, vahşice bir saldırı düşünemiyor insan. Kazım'ın tepkisi de çok sıradandı. Etkili bir tepki gibi görünmedi. Doğrusu 9 Ekim anlaşmasını yaşama geçiremedikleri için mi şimdi böylesine bir saldırıya yöneldiler? Çünkü halk, özerk yönetim kendi taleplerinde ısrarcı ve geri adım atmadı. Evet, çok doğru bir soru. Neden dersiniz? Çünkü Şengal'ın bu saldırıları mühtemel saldırılara karşı koruma pozisyonunda olan insanlar tek tek ortadan kaldırılıyor. Bunun bir plan olduğunu biliyoruz bir kere. Yani Şengal'ı savunmasız bırakmak. Çünkü savunmasız bıraktığınızda masaya oturmanıza gerek kalmıyor. Eğer kalırsa da çok güçsüz bir şekilde bazı küçük talepler kabul ederek aslında geçiştirirsiniz. Yani burada bir plan olduğu zaten hedef tahtasına oturtulan insanların seçilmesinden zaten belli oluyor. Bu bir. İkincisi yine çözüme dair adım atmak istemeyenlerin bu tür pozisyonlar alıp aslında daha da karmaşık bir duruma evrilmesini istiyor durumun kendisi, Şengal'daki durumu. Yani bir çözümsüzlük halinin hakim olmasını istiyorlar. Yani Türkiye zaten bu konuda dünyada neredeyse gerçekten uzman konumda. Kendi sorunlarıyla ilgilenmek, onları çözmek yerine ve şiddetli krizler haline getirip yeni sorunlar aslında ekleyerek geri krizleri ekleyerek de onu bir şekilde atlatmak istiyor. Bunu aynısını Şengal'a, Irak'a da dayatmak istiyor ve buradan başarılı olduğunu düşünüyor. Dolayısıyla
hem KDP'nin, yani çünkü KDP biliyorsunuz Kürdistan Demokrat Partisi Erbil'i domine ediyor. Irak'ın da bir merkezi hükümeti var. Yani Kazimir'in o açıklaması kabul edilir bir açıklama değildir. Yani kendi egemenlik sınırları içerisinde bir önemli bir olay olmuştur. Dünkü olayı geçiyorum ben. Bir sivil hastane hedef alınmıştır. Bu savaş esnasında, yani Kaza Belli dedikleri savaş koşullarında bile hastaneler asla bombalanmaz. Bu insanlık suçudur. İnsanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Ve bu bugün olmayabilir ama çok emin olabilirsiniz. Halkımız da emin olabilir, olsunlar ve gönülleri rahat olsun. Bunu yapan kim olursa olsun günün birinde insanlık karşısında, insanlığa karşı işlediği suçtan dolayı yargılanacaktır. Çünkü bu kabul edilir bir şey değildir. Bir hastaneyi bombalayamazsınız. Savaşçılar da olabilir, Covid hastaları da olabilir, hiç fark etmez. Ama adresi, kimliği, konumu, her şey belli olan bir yeri hastane ise siz orayı bombalayamazsınız. Bombalıyorsanız o zaman suç işliyorsunuz demektir. Evet, bir telefonumuz var. Ben doğrusu sesi tam olarak algılayamadım. Telefon, Remzi Kartal. Kusura bakmayın, sesi ilk başta algılayamadım. Remzi Kartal telefon attığımızda hoş geldiniz diyeyim ve hemen sıcağı sıcağına sorayım. Azat Barış arkadaşımızla da konuşuyorduk, onu bekletiyoruz ama onunla tekrar devam edeceğiz. Gerçekten böyle barbarca bir saldırıyı nasıl değerlendirmek lazım? Buna dönük çağrılarınız nelerdir? Bu konuyla ilgili sizden de görüş almak istiyoruz. Buyurun. Şimdi bir hastaneye saldırı yapılmış. Bütün dünyanın gözü önünde. Bu şiddetle, nefretle kınıyoruz her şeyden önce. Hem bunu bombalayan Türk devletini, hem buna izin veren, Şengal halkının, Türk devletinin saldırılarına, saldırıları altında sivil insanların bu şekilde katledilmesine onay veren, sessiz kalan kamuoyunu, başta Amerika, Avrupa Birliği ve Merkezi Irak hükümeti ve Erbil hükümeti. Çünkü bütün bunlar bu saldırılardan sorumludurlar. Bağdat Erbil ittifakı, bu ittifakı onaylayan BM, Amerika, Avrupa ülkeleri ve ABD'nin çekilmesinden sonra da, yani muharip güçlerini işte Irak'tan çekiyor, çekecek yıl sonuna kadar. Bu arada, bu ay sonunda da bu çerçevede yine aynı ülkelerin denetiminde, Fransa'nın idaresinde, koordinasyonunda Bağdat'ta bir toplantı yapılacak. Bağdat'ın, Irak'ın istikrara kavuşturulması, bu ülkelerin politikaları istikrara kavuşturulması politikalarında Türkiye devletine Şengal'e saldırı, Kürt halkına saldırı izni veriliyor. PKK tırnak içinde terör örgütü iddiası adı altında katledilen sivil halktır, katledilen ezdi halkıdır, katledilen Kürt halkıdır. Bunun için demek ki Kürt halkı, ezdi halkı gündeme gelince işte uluslararası yasalar, savaş yasaları, hastanelere saldırmama gibi kesinlikle yasaklanan şeyler, her şey bir tarafa bırakılıyor. Onun için burada özellikle ben halkımıza sesleniyorum. Halkımıza sesleniyorum. Ezdi halkı başta olmak üzere bütün Kürt halkına. Bu Kürt halkına, ezdi halkına özelde uygulanan bu şiddet, inkar ve imha politikalarına karşı halkımız sessiz kalmamalı. Her yerde, başta ABD, yine Türk devleti, bu Avrupa ülkelerinin başta işte Fransa'dır, Almanya'dır, başta olmak üzere bu ülkelere karşı sesini yükseltmelidir. Bu ülkelerin elçiliklerine karşı seslerini yükseltmelidir. Protestolarını yükseltmelidirler. Ezidi halkının Şengal'de katledilmesine izin veren bütün bu ilgili uluslararası güçlere karşı sessiz kalmamalıdır. Bu temelde de ben Türk devletini kınamak yetmiyor. Türk devletine bu izni veren, onayı veren ülkelere yönelik herkes sesini yükseltmelidir. Onun için ilgili bu ülkelere tekrar diyorum. Türkiye, Almanya,
Fransa, Amerika, Irak, bu ülkeler hepsi bu saldırılardan sorumludurlar. Halkımız bu konuda sessiz olmalı, kalmamalı. Şengal halkına sahip çıkmalıyız. Hepimizin ben insanım diyen, sadece Kürt halkı da değil, kendisine ben insanım diyen herkesin Ezdi halkına, Şengal halkına sahip çıkması gerekiyor. Peki. Çok teşekkürler Sayın Remzi Kartal. Doğrusu büyük bir suç işleniyor. O suça sessiz kalınmaması çağrınıza biz de katılıyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sağ olun. Teşekkürler. Evet, Sayın Azat Barış'la kaldığımız yerden devam edelim. Aslında Akliselin birçok insan saldırının ortaklığının çok geniş olduğuna dikkat çekiyor. Yani bu saldırıya ortaklık sadece Türk devletinin boynuna kalacak düzeyde değil, aynı zamanda sessiz kalan her kesimdir de deniyor. Bu bağlamda değerlendirdiğimizde özellikle bu sessizliğe karşı ne yapmak gerekir gerçekten? Yeni bir ferman olmaması için ya da zaten bu devam eden fermanın bir soykırımla sonuçlanmaması için Kürt halkına, Kürdistanlılara, dostlara, kendine insanım diyenlere ne sorumluluklar düşüyor? Evet, bu bağlamda bence ABD'nin Orta Doğu'daki yeni stratejilerine bakmak lazım. Özellikle Rojava üzgünlüğünde ve Irak'ta gücünü küçültme stratejisini güdüyor. Öyle bir planlama var. Bu planlama çerçevesinde yine Remzi Kartal Bey'in de söylediği şey çerçevede Batı ülkeleri Irak'ın istikrara kavuşması açısından demokrasinin sözüm ona demokrasinin tesisi için yeni projeler üretiyor. Bu proje çerçevesinde kimlerin yer alıp almayacağı yine aslında çıkarlar doğrultusunda o stratejik kartlar okunuyor. Ama biz dünya haritasına baktığımızda bırakın ezilerin içine yer alması, Kürtler de maalesef hala karanlık bir köşede tutuluyor. O nedenle kendi üz gücüne güvenen, üz savunma gücünü geliştiren bir pozisyonda olmama durumunda yeni dağıtılan bu kartlarda, yeni çizilen haritada kimsenin yer almayacağını bilmek lazım. Ezler de yer alamayacak. O nedenle başta Irak merkezi hükümet önemli bir rol oynayabilir. Yine Kürdistan, Güney Kürdistan hükümeti ve KDP dominansı çok önemli bir rol oynayabilir. Bunların sessiz kalmaması gerekiyor. İzleyici pozisyonda olması, onu bir onay verme anlamına geldiğinde hep bu ikili bir an adım atmalı ve Şengal'ın özerk yapısının korunması için Kürt siyasi birliği içinde bir anlaşma yapılmalı. Bu anlaşma yapılmadan dünyadan büyük sesleri çıkacağını düşünmüyorum. Her iki taraf bence geçmişe dair önce bir yüzleşme, bir üz eleştiriye kendileri tabi tutmaları lazım. Yeni bir değerlendirmeye gitmeleri gerekiyor. Yeni harekete geçmeleri gerekiyor bu anlamda. Eğer demokrasiyi inşa edeceklerse ve Irak demokrasi inşası yeniden eline alınacaksa böyle bir sonuç alıcı çözümlere ihtiyaç var. Ama somut, her şeyden önce daha somut bir şey sorabilir miyim? Yani tabii Afganistan aslında önemli bir örnek ve çıkar düşüncesi içerisinde kendi çıkarlarının ötesini görmeyenlerin aklında insanlığı oluşturan değerlerin olmadığını da çok somut gördük. Yani insanları uçak tekerlerine sığınarak kaçabilecek noktaya getiren bir barbarlıktan söz ediyoruz. Böylesi bir durumda özellikle ezdilerde de görünen öz savunma, kendi kendisini koruma içgüdüsü, kendi öz gücüne güvenme içgüdüsünü gerçekten etkili bir hale getirmek ama aynı zamanda buna da ciddi bir destek ve dayanışmada bulunmak ne kadar önemlidir, bunu nasıl gerçekleştirmek mümkün? Yani yoksa Amerika ya da diğerleri bir şekliyle sessiz kalacaklar. Belki de Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi gibi işte dostlar alışverişte görsün misali endişeliyiz, kaygı duyuyoruz gibi sözlerle geçiştirecekler. Ama ondan öte bir durum var, gerçekten bir barbarlık var.
Evet, yani bunun karşısında endişeliyiz, kaygılıyız diyen bir zihniyet bence dehşetin çağrısını yayıyor demektir. Utanç verici bir şey. Yani bu olayların karşısında kaygıyla karşılanacak bir şey değil. Yani daha sonuç alıcı adımlar atmak lazım. Bu bir. İkincisi, ezlerin kendi kendilerine yetecek güçleri var. İmanları, irfanları var, kudretleri var. Yani bin ile yakındır. Yani 1160'tan bugüne kadar, Şehadi'den bugüne kadar muazzam bir inançsal sistem kurmuşlar. Ezdi kozmogonisine baktığımızda Kırklar Meclisi, mirlik sistemi, pirlik, şeyhliğin kendisi, müritlik. Yani ezlerin inançsal sistemi bir devleti yönetecek kadar zaten kudrete sahip. Onun için de kimse ezleri küçümseme kibrine çok kapılmasın. Tabii ki organize bir güç yoktu. Askeri kavramlar bilen biri değilim ama dünyada en azından 21. yüzyılda askeri kavramlar değişti. Savaş teknikleri değişti. İnsansız hava araçları çıktı, teknoloji çıktı. Dolayısıyla bunun karşısında kendi güvenliklerini sağlayacak şekilde adımlar atmaları gerekiyor. Yani sadece ezdilerin o kozmogonisindeki önemli kudret üzerinden bir devlet kurulmayacağını ezdilerin anlaması lazım. Ama burada bir altyapı var. Bu altyapıyla üst yapıyı bir araya getirip bir devleti yönetecek kadar bir kudret var. Evet. Dolayısıyla ezdilerin bir araya gelip savunma birliklerini oluşturmaları, özel bir yapı oluşturmaları, bırakın siz bölge devletlerine yahut da Kürtlerin bazı kesimlerine, dünyaya da bir zararı yok. Tam tersine bir üst yönetim, demokratik bir yapı bölge içinde önemli bir temel taşı olabilir. Ama şunu da söylemek lazım. Yani ezilin artık bir özne olduğunu, sadece bir kültürel, inançsal özne değil, politik özne olduklarını herkes bunun kafasına bir şekilde, çok affedersiniz ama, sokması lazım. Yani bunu ya kafalarına sokacak, vura bunu biz kendimiz de yatacağız. Neden? Çünkü yani eskisi gibi işte tankıyla, topuyla, uçağıyla gidip katliam gerçekleştirip işte geri kalanların daha kaçacak bir şeyi yok. Kendi üst topraklarında isterse otokton olsun, yani ahalisi olsun olmasın Şengal'in. Her ezdiğin yüreği bugün Şengal'ın o kutsal topraklarında atıyor. Bu önemli bir gelişme, bu uyanış. Bu kimlik uyanışın karşısında hiçbir top, hiçbir tank, hiçbir insansız hava aracı duramaz. Bu önemli bir şeydir. Ezleri hafife almasınlar. Bizim sayımızın azlığı, donanımımızın modernize olmamış olması meydan okumalarına yanıt vermeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Büyük bir imanla, bir irfanla ezdiler bütün Orta Doğu toplumları ve halklarıyla birlikte kendi haklarını, inançlarını, kültürlerini savunuyor. Hiçbir fetih, bir yeri işgal etmek gibi bir girişimleri ve arzuları olmadı. Sadece orada barış içinde yaşamak istiyorlar. Ve barışı öldürmek, bütün insanı öldürmek demektir. Türk hükümeti, mevcut rejimi, iktidar ve sistem bunu yapmıştır. Ve bunun hesabını dünyada bir şekilde verecektir. Bunu ortağı kim olursa olsun mutlaka verecek. Çünkü bir hastane bombalanamaz. Çünkü tek bir taş bile Türkiye, Irak'a, İran'a, Suriye'ye atmamış ezidi savunma birlikleri, sadece kendilerini savunmak üzere bir araya gelen insanlar öldürülemez. Bunu öldürüyorsanız siz, o zaman siz insan öldürüyorsunuz. Siz katil oluyorsunuz. Burada bir katliam var. Toplu bir katliam var ve 73. fermanın bir devamıdır. DAEŞ'in yapamadığını bugün bölge devletleri el birliğiyle yapmak istiyor. Bu suni şanlanışla alakası olduğu çok aşikardır. Afganistan bunlara önemli bir impuls vermiştir. Yani daha doğrusu yüreklerine birkaç serin damla su esertmiştir ve tekrar da o heyecanla, o sarhoşlukla yine İslami ve Sunni sayıklarla aslında halklara bu coğrafyayı mezara çevirmek Peki. istiyorlar. Peki. Çok teşekkürler Sayın Azat Barış. Bir bütün olarak Türk halkının tamamına, insan, kendine insan diyemeyim, hepsinin tamamına geçmiş olsun ama dediğiniz gibi bu direniş devam edecek. Çok sağ olun, teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler, Azat Barış'la konuştuk. Kongre Genel Başkanı Remzi Kartal'la konuştuk. Bölgeden gazeteci arkadaşımız Rojbin Deniz'le konuştuk. Sıcak gelişmeleri aldık, aktardık.
Barbarlık bir kez daha, bu kez bir hastane bombalanarak kendini tekrar etti. Bundan sonraki yayınlarımızda da bu gündemimizde olacak. Bizden hemen sonra da Sesimiz Kadın bülteninde yine bu gelişmeler konuşulacak. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.